Tekbir. Allah Ekber. Necdet nerede? Yolda. Ha, çok selam söyleyeyim. Ha, iyi. Çok selam. Bak, Necdet'in oğlu. Necdet'in oğlu. Görüşelim dışarı çıkıyor. Bir rica et arkadaşlar. Şunu bir Fırat'a vurayım. Fırat'a vurayım. Fırat, git var. İsterseniz oturun. Yaptırdım.
arıyorum ben. Çok güzel. Bu arada çok kolay şeyler. Nereye gitmiyorum? Benim. Çok kolay. Çok kolay etkisi görmüştüm sizi. Kayağında amatör olsun. Var mı başka? Görüşme var mı? Sen? Şey şaka. Şeker attınız mı? Yok. Bir tane de kaşık verin. Dur bir kaşık verin. Arkadaşlar İstanbul'dan bizim arkadaşlarımız efendim. Yok Metin değil, yok. Değil. Bizim arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bayram payı daha nazik mi olsun? Yaşar. Çok teşekkür ederim. Çay içebilirsiniz. Kaldığım evde çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şuradan Necdet geldi mi? Az ya. Bu Aydın mı? Bu Aydın mı olur? Aydın Halkan. Evet. Babası burada. Aydın. Aydın. Ben geldim. Ben. Gel Aydın Halkan gel. Merhaba. Bu mu orada? Saygıdeğer hocam, çok iyi kalsın. Nasılsınız? Ethem'in kız kardeşiyim ben, Hülya. Tamam. Sizin kızınız şey, Ethem'in söylediği çoğu oluyor. Evet. Ben hamur sizsiniz efendim. Celal Aslan ne? Zeynep Şirman. Celal'in siz konuştunuz. Celal Aslan. Maşallah. Ben koydum. Evet, siz koydunuz. İsmin de çok güzel. Yani ben koydum diye değil. Hemen şöyle bir dakika kenara çekilelim. Sıradakiler. Sorma. Peçete. Şurada. Ha, orada şeyler var. Tamam. Kız meslek. Ay kızlar. Sağ ol. Sağ ol. Sen nasıl? Ben de bir konuşayım mı?
Genç konuşmalarım. Sarılmadım. Bir yandan geçmiştim. Çok mutlu ya. Uyarlıyor ya. Çok uyarlıyor. Olsun abi. Sizin de kazanınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Hocanız hiç mazereti geçerli değil. Hocanızın mazereti hiç geçerli değil. Allah'ın yolunu Tamam mı arkadaşlar? Al burayı komple açalım. En son sen mi gel? Benim oğlum Sinan gelsene lütfen. Bir sandalye verir misin? Bir sandalye getir oradan. Bir sandalye getir. Ve Thank you.
kardeş benzer mi? Çok şükür.
arkadaşlara söyledim. Şükrü. Yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Çok havasız oldu. Arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyor. Biraz sonra çay içtikten sonra artık şey yapacağız, yorgun. Artık şöyle birkaç gün şöyle vakit epey geç oldu. Sezlerinde insan görme sayısı sınırlı. Ahmet'le bir fikirle. Ha tamam. Anladık. O zaman halledip diyoruz. Hadi. Hadi sen de mi? Şey mi? Ha tamam. O zaman ona yükle. Sen ona yükle. Oraya. Eşyaları yükleyin. Hadi gidelim. Hadi. Eşyaları neredeler? Herhalde Kavşak'tan Necip abiler. Ha buradalar. Az kaldı. Beş, çok beş, dakika. Evet. Hemen kalkacağız. Tamam. 10 dakika. Şimdi sizin gölgeniz dedim. Bize de inşallah bir şey. Çay daha al. Hemen. Nasip olur. İki tane, iki üç tane al. Siz aramış mı? Evet. Evet. Romanya'dan yetişemeyen arkadaşların selamını getirdim. Havaalanında yeni inmişler. Ha onlar da geldiler. Sana diyorlar da işe gelecek başkanım. Tamam. Sonra hemen toparlıyorum. Efendim? Ha, burada şimdi sen kitaplarla İş hayatım vardı benim. Evet, o 5-6 yıldır aktif değil. Firmayı kapattım. Ben evde tekstil dersleri yapıyorum hanımlarla. Üçüncü kitabımı hazırlıyorum. Evet. Yani onlar tamamen benim çalışmam. Hiçbir yok mu? Şey yok mu? Yani. Evet. Buyurun. Sallama mallama yok mu? Eyvallah. Tabii ki. İnşallah gider. Yönlendirirsiniz inşallah gider. Evet. İşte Evet. Allah razı olsun.
Çok özür gidiyorum, duyamıyorum. Affedersiniz. Siz biraz yaklaşın şöyle. Yaklaşın. Geldi abi, burada bekliyor. Kim organize edecek? Neresi uygunsa siz bir mekan olarak... Ne dediğine girersek, hukukunsa iktisat biraz, sosyoloji biraz... Bunu bundan ayırmak jilet gibi değil ama sattı hukukta hukuktur. Eyvallah. Şimdi bunun gibi şeriat ve tasavvuf mevzuluydu. Gerçek hayatın zaten böyle değil. Değil, tabii değil. Şimdi zamanlar böyle esnemeler olmaya başlayınca o zaman hakkında değil. Şimdi bu hususta da böyle bir şeyler oluyor. Mesela tanıştığımız fikir adamıymışız da hani birine bağlanmamız yok. Gazaliler diye de bir şey yok. Şimdi bu mütefekkirdir. Buradan hepi şuradan çıkmış. Hatta şöyle bir hadise de var. Büyüklerden bir de gördüm. Şimdi okumayı dinleyince öyle oluyor. Şimdi diyor ki neler kaybetti diyor İmam Gazali için. Orada bırakmakla neler kaybetti? Şimdi kaybetti değil de sen İmam Gazali'yi eksiklik vermiyorsun. Halbuki İmam Gazali'nin bir şey demesi şu, tasavvuf tecrübe edilmeden verilmez. Hani zevk etmeyen ne bilirsin sen? Ve şimdi, ve o şimdi buradan bir tefekkür olarak geliyor. Hani üstadın dediği var ya, kalbur, gökleri kalbur, kalbur, eriyorum diyor ya. Şimdi tasavvufun içinde de o bir tefekkür. Eskiliği anladın değil mi? Eyvallah. Ya, şimdi böyle gidiyor. Şimdi bu işlere girişi neydi şimdi İmam Gazali Hazretleri? İmam Gazali Hazretleri'nin devrinde sapık kollar, ondan sonra İslam dışı akımlar, bilmem ne yaparken İslam'ı dağıttılar. Yani bunu yaşıyorlar. Anlıyor. Şimdi İmam Gazali Hazretleri, şimdi bütün bunların hepsiyle hesaplaşarak doğru yolu, böyle ortaya koyarken önüne çıkan her bir husus içinde tasavvuf da çıktı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi
zamanının mücedidi, bütün kutupları, bilmem neleri, bütün şeytesel hepsini kendine bağlar, çocuk yazdırır. Yani herkesin için baba eski parası kazanıyor, çocuğa yedirmek için, gerekli olan için. Ama ona bakıyor, ona gerekiyor. Yani bunlar onun için gerekli olan gibidir aynı. Anlıyor musun? Şimdi çerçevede baktığı zaman, İmam Gazali'nin bıraktığı yer, yani İmam Gazali müceddit bir şeyi içinde bunu bıraktı. Anlatabiliyor musun? O yani böyle batı yolunda da batıya girip de, anlatabiliyor musun? Tarike girip de böyle girmek için girmedi. Espriyi anlatabildim değil mi? Anlatabildim mi? Yani İmam Gazali Hazretleri onun için ise herkesten çok faydalı. Buradan girdi, buraya kadar girdi. Biz bununla bunun arasındaki o gitgeli onun sayesinde alabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı? Zaman iş böyle gevezelik mi? Sen işte tamam. Bilmem kaç hatim ünlüydü, sen kaç tespit çektin ki? Şimdi bunlar insanın kendi zevkidir. Bir şeyine bağlanırsın. Bunlar senin kendi zevkin mi? Veya tebirirken çekersin ama kalkıp dayanıp ben hiç böyle çektim. Tabii hareketin için. Şimdi bak ben konuşurken konuşmam da. Bu yüzden de gitmeyecek. Bize bir ekonomik sistem lazım değil. Katılırım ya şimdi. Katılabiliyor musun? Şimdi ekonomik durumu şu. Hukuki durumu bu. Bilmem ne durumu da bu. Her devrin kendi şartları var ya. Bu devir sistem devri. Bitti. Bunu kim anladı, kim anlamadı bilmem. Bu işin her zaman buna karşı çıkmaz. Gerçekleşiyor. Bu sistem devri. Sistem devri olduğuna göre herkes bu sisteme hangi, nereden, kim, ne su akıtıyorsa yaptığını, ettiğini bilmem ne. Aslında bu sistem meselesi. Şimdi aslında bir demek ki burada da bir yanlışlık çıkıyor. Hemen bitiriyorum hepini. Şimdi mesela Einstein. Einstein fizikçidir. Mevzu fizikçidir. Ama fizikte kendi bu durmuştur ki tek başına dünya sistemi halinde, yani bir zamanlar insanlar siyasetten, bilmemizden, bilmem neye kadar anlatabiliyor. Bunun getirdiği, bunun getirdiğinin mantığı içinde ekonomisi bir devirde artık psikoloji bölümleri yapılmıştır. Bir devir mesela Kant. Kant akıldan başka bir şey anlatmamış. Ama mesela şimdi Kantçı psikologlar, ekoller, Kantçı iktisatçılar, Kantçı hukukçular. O sadece aklı anlatmış. Şimdi bizim devrimize gelince, bizim devrimiz böyle değil. Yani bütün bunların hepsini, bununla alakasını göstereceksin. Sistemi ortaya koyacaksın. Onlar rasyonel ilmi ortaya koyarken bile bizim hikam sahibi insanlarımızdan devşirip konuşuyorlar aslında. Evet. Şimdi bunu, şimdi bunun gibi o şeyle o şeyi karıştırmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela İslam'ın takva var. Şimdi tasavvuf aslında takvanın cilası, bu kaydına denilip kudur bilmem neydir. Yani anlatabiliyor muyum? Takva aslında. Şimdi herkesin haline sahip olur. Evet. Evet.